Arkadaşlar merhabalar bu videomda Barış Yayınları'nın hazırladığı 5 AYT matematik denemelerinden deneme 5'in yani son denemenin geometri çözümlerini yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Geometriler 29. soruyla başlıyor. Bakalım sorumuz ne diyor? BAC açısının 20 derece olduğu, iki özdeş parçadan oluşan şekil 1'deki özel yapan bir makas. İşte şurada kaççı? Kaç dereceymiş? 20 dereceymiş. A noktası etrafında şekil 2'deki gibi 40 derece açıldığında. Hocam önceden 20 derece vardı. 40 derece daha açınca ne oluyor? 60 derece yapıyor. Yani buradaki açı 60 derece. Yalnız bak buradaki açı 0 dereceydi. Burası açıldığında ne oldu? 40 derece oldu. Burada bir açı olduğu için 40 derece açılmış halinde 60 derece oldu burada. A burası şu anda 40 derece. Peki devam edelim. Bu şekilde açıldığında burası 60 derece oldu. Ve bunlar özdeş olduğu için şunlar birbirine eşit. Yani şunlar birbirine eşit mi? Eşit. Evet şu parçalar birbirine eşit. Sonra bize demiş ki B ile C noktalar arasındaki uzaklık yani şuradaki uzunluğu bize 10 vermiş. Hocam burada ne çıktı? 60. Tepe açısı 60 olan bir ikizkenar üçgen. 180 60 çıkart 2'ye böl. 60 60 yaptı. Yani eşkenar üçgen çıktı. Dolayısıyla burası da 10. Burası da 10 oldu mu? Oldu. 2 AC eşittir AK demiş. Evet. AC uzunluğu. Burası 10 iken. AC uzunluğunu 10 bulduysak. Ali kara uzunluğu kaçmış? 20. Burası 20 iken. Hocam şurası da 20'dir. Burası da 20'dir. Evet. Sonra diyor ki makas 20 derece daha açılırsa. Bak makas şu şekilde açıldığında 40 dereceydi. 20 derece daha açtığımda yani şöyle şöyle toplamda 20 derece daha açtığımda o zaman burada kaç kaç derece yapacak? 60 derece yapacak. 40 20 derece daha açıyor. E şuradaki uzunluklar da eşit. Yani 20'ye 20. Burası K 2 üssü yapıyor. Burası da K üssünün üssüsü yapıyor işte. K üssünün üssü 3 üssü de diyebiliriz. 4 üssü de diyebiliriz. K üssü ile K 2 üssü noktalarının yeni konumları arasındaki uzaklık soruluyor bize. Yani şuradaki uzunluk soruluyor. Arkadaş ne oldu burada? 60 derece var ve ikizkenar. O zaman bunlar da 60'ar er derece yaptı. Yani şu bir eşkenar üçgen oldu. 20 ise o zaman burası da 20 olur. Evet. Yani cevap böylelikle Ceyhan çıktı. 29. soruda. Geldik. 30. soruya. M bir gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde 0'a 1 noktasından geçen bir doğru eğimi M. Acaba doğru denklemini yazsam mı? M çarpı x eksi 0 eşittir y eksi 1 şeklinde. Dur bakalım soruyu okuyalım. A 0 0. Valla çok özel bir durum var. Bu y eksenini kestiği yer sıfıra bir noktası. Sıfıra 0, 0 nerede arkadaşlar? Orijinde. O zaman analitik düzlemde göstermek sanki daha mantıklı olacak. Analitik düzlem çizip analitik düzlemde gösteriyorum şeklimi. Şu şekilde çizdim. Evet sıfıra bir noktasından geçen doğrunun eğimi m. Bu sıfıra 1 noktasından geçen doğru çizeceğim arkadaşlar. Bu doğru ya sağa yatık olacak ya da sola yatık olacak. Ama sorunun sonunda sıfıra bir noktasından geçen doğru hangi noktalardan geçebilir diye soruluyor ya. Bu noktalara da bakacak olursak x ekseni kestiği noktalar ya. x ekseni kestiği noktalar hep negatif verilmiş. O zaman ben bu sağa yatık olan doğruyu incelersem. Yani m'yi pozitif bir sayı olarak alacak olursam olur. Süper olur hem de. Tamam sıfıra bir noktasından geçen doğrunun eğimine ne verilmiş arkadaşlar bana? M verilmiş. Başka ne verilmiş? Bir de orijinden geçen 6M. Yani daha dikey olacak değil mi? 6M orijinden geçen doğru da şu şekilde arkadaşlar. Bunun da eğimi 6M olacak çünkü eğim daha büyük pozitif aldık ya. Ve bunların arasındaki açıyı da bize kaç derece vermiş? 45 derece vermiş. E hocam burada doğruların eğimleri var. Doğruların eğimleri deyince analitik düzlemde aklımıza ne gelir? E, tanjant alfa. E hocam buraya alfa dersem, buraya da beta dersem. Tanjant alfa belli mi? Belli. Tanjant alfa dediğim M. Tanjant beta belli mi? Belli. Tanjant beta dediğim ne? 6M. E burada hocam şurada 45 de var. 45'i nasıl kullanabilirim? İki iç açı bir dış açı. Alfa artı 45 eşittir beta ya. Buradan da beta eksi alfa 45'e eşit oldu? Evet. Tanjant değerlerini biliyorum. Beta eksi alfa da 45 olduğunu biliyorum. Aklıma ne gelir? Her iki tarafın tanjantını almak. Tanjant beta eksi alfa neye eşit oldu? Tanjant 45'e eşit oldu. Evet. Tanjant a eksi b'nin açılımı. Tan eksi tam bölü 1 artı tam tan değil mi? Aynen öyle. Tanjant beta eksi tanjant alfa bölü 1 artı tanjant beta çarpı tanjant alfa eşittir. Bu da tanjant 45'miş yani 1'miş. Tanjant beta belli mi kardeşim? Belli. N 6 m Eksi. Tanjant alfa belli mi? Belli. M bölü 1 artı çarpımları 6 m kare eşittir 1'miş. İşlemin daha buraya getiriyorum. İçler dışlar yaparsam. Burada şununla şunun çarpımı 6 m kare artı 1 yaptı. Eşittir. Şurası da 5m ya. Eşittir 5m yaptı. Çünkü bölü de 1 var. E, öbür tarafa atarsam 6 m kare A eksi 5m artı 1 eşittir 0 oldu. 6M'ye M dersem burası da oluyor mu 6M'ye M'de yok. Artı 1'e 1, e 1 olması lazım. Çapraz çarpımlarından eksi 5 e m elde edemiyorum. Peki 3M'e 2M dersem burası da eksi 1 eksi 1 dersem çapraz çarpımlarının toplamlarından bunu elde ederim. Yani 3M eksi 1'e 2M eksi 1 geldi burası. Eşi 0 ise şu eşi 0 olduğunda M 1 bölü 3 olur. Bu eşi 0 olduğunda da M 1 bölü 2 olur. O zaman M yerine 1 bölü 3 yazacak olursam arkadaşlar. M yerine 1 bölü 3 yazacak olursam. Hocam M 1 bölü 3 ise. Arkadaş bak şuradaki dik üçgene bakacak şimdi. Şuraya biz ne bulduk oradaki dik üçgende? Şuradaki uzunluk 1 değil mi? Evet burası 1. M 1 bölü 3 ise. Yani M dediğimiz tanjant alfa. Tanjant alfa 1 bölü 3 ise. 1'e 3. Burası x ekseninde sol tarafta 3 birim. Yani eksi 3'e 0 noktası olabilir. 2 olabilir. Başka M 1 bölü 2 ise. N 1 bölü 2 ise şöyle aldığımızda şurası 1 bir birim ya. 1 bölü 2 ise burası da 2 olmak zorunda. Karşı bölü komşu 1 bölü 2. Yani burası ne yaptı? 2 birim solda eksi 2'ye 0 noktası yaptı. Yani 2 de oluyor. O zaman cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. 30. soru güzel bir soruydu. Denizli'ydi. Denizli oldu cevap. Ya 2 doğru arasındaki açı aslında müfredatta yok deni, diyenleriniz olabilir. Ama burada biz aslında biraz trigonometriyi de kullandık. Trigonometri bilgisinin içerisinde böyle analitikle karıştırılmış olarak karşımıza bu soru çıkabilir. Hani matematik içerisinde çıkabilir. Analitik içerisinde koymaya biraz cesaret edemezler ama trigonometri içerisinde karşılaşacağınız bir soru. Bence bu soru müfredatta olan tarzda bir soru. Çünkü trigonometri kullandık burada. Tamam. 30. soru Denizli geldi. Normalde bunun formülü var. Formülü de zaten ispatıyla şu şekilde yapıyoruz iki doğru arasındaki açı alfa beta alfaya eşit oluyor o da o da tan, tan tanın açılımından geliyor arkadaşlar. Tanjant beta alfanın açılımından geliyor. Evet geldik 31. soruya. Aşağıda bir arabanın bagaj kapısını 140 derece dönerek açılmış halinin yandan görünümü verilmiştir. Arkadaşlar açılmış hali. Şu B noktası hop buraya mı geliyor? Evet kalem döndüğünde hop aynı kalem mi oluyordu? Evet döndürme sorularında buna dikkat edeceğiz. Bak B köşesi nereden nereye gelmiş? Hocam buradaki B köşesi hop buradan buraya gelmiş. Eyvallah bizim için önemli olan o. Zaten bir nokta etrafında döndürmede hangi noktayı döndürüyorsak. Bak burada hangi nokta etrafında C noktası etrafında B'yi döndürüyoruz ya. Onu mutlaka şekilde göster. Tamam B'yi döndürdük hocam. Şöyle gösterdik. Kaç derece döndürülmüş? 140 derece döndürülmüş. O zaman şunlar da birbirine eşitse bunlar kaç kaç yaptı? 20-20 yaptı. Tamam. Kalınlığı önemsiz. Eşit uzunluktaki ilk parçadan oluşan hareketli bagaj kapısı C noktası etrafında dönebilmekte ve kapatıldığında işte A üssü buraya geliyor. B, B üssü de buraya geliyor. Ondan da bahsetmiş. Şu A üssü B A doğrusalsa demek ki ben bu doğrusallığı kullanacağım. X ile belirtilen açının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet burada kalınlığı önemsiz eşit uzunluktaki iki parçadan oluşan He, eşit uzunluktaki iki parça. Bak şunu da vermiş adam bize. Sana diyor ki burası da eşit diyor. Yani A üstü B'si yani şurası da eşit diyor. Tam buradaki eşitliği de kullanacağım ben şimdi. E başka nasıl kullanacağım? Döndürme sorusu arkadaşlar. Ben burada nasıl ki B noktasının hop gittiği yere dikkat ettim bu şekilde. Ne yaptım? Döndürerek böyle devam ettim ya hop bu buraya geldi hocam. Evet. E burada bizim A noktası da döndü. A noktasına niye hamle yapmıyoruz? Değil mi? E A noktasını düşünelim. Hocam A noktası da buradayken hop dönerek buraya mı geldi? Evet. Burası da 140 derece olacak mı? Olacak. Mavi uzunluklarda birbirine eşit mi? Eşit. Hocam 140 derece olacak burası. E şurası 140 derece ise eğer bak bu sefer şu iki kırmızı arası 140 dereceydi. Burada da iki mavi arası 140 derece. Dönüş açısı 140 derece çünkü. Dikkat et böyle döndürme sorularında bak B buraya geldi. E, döndürmede A da buraya geldi ya. C noktası etrafında döndürüyor döndürüyoruz ya onu göstermen lazım göstermezsen verilen bilgiyi kullanmazsan cevaba ulaşamazsın tamam bunu da gösterdik. ne oldu hocam e burası 140 ya bunlar da kaç kaç yaptı 20 20 yaptı e a çift çizgi çift çizgi burası da 20 burası da kaç yaptı o zaman 140 yaptı a a şuradaki üçgen 20 20 140 çift çizgi çift çizgi aynı şekilde buradaki üçgen de hocam 20 20 140 çift çizgi çift çizgi bu iki üçgen aynı üçgen değil mi? Evet. Bunlar eş üçgen olmaz mı? Olur. Hatta burası da şey diyebilir miyiz? Aa bunların eşitliğinden bir şey gelmiyor. Aa diye şaşırdım pardon. Bunların eşitliğinden bir şey gelmiyor. Ama dikkat et. Çift çizgi çift çizgi yuvarlak. Burası da çift çizgi çift çizgi yuvarlak. Şu üçgen ile buradaki üçgen eş üçgen oldu. Değil mi? Yanlışlıkla yöntemi doğru bulmuşum. Evet şu üçgenle şu üçgen çift çizgi çift çizgi yuvarlak çift çizgi çift çizgi yuvarlak. Olduğundan dolayı eş üçgen e o zaman burada kaçı 140 derece ise burada kaçı da komple 140 derece olmak zorunda. Hocam burası x'ti burası da 20 idi. x artı 20 eşittir 140 ise x'i de böylelikle 120 buluruz. Evet eş üçgen sorusu güzel bir eş üçgen, eş üçgen sorusu. Döndürmeyi de işin içine katıp yani yeni nesili işin içine katıp bir eşlik farklı bir yerde. Tamam döndürmede eş yapılar var ama bir döndürdüğümüzde farklı yerlerdeki üçgenlerin de eş olmasıyla alakalı sanırım ilk defa soru çözüyorum. Güzel bir soruymuş. Evet 31. soru Denizli yaptı. Yani cevabı 120 derece bulduk arkadaşlar. Biraz zorlanmışsınızdır herhalde bu soruda. Ee, hoş geldin. Bu soru için geldin değil mi? Dur bakalım başka soru için de gelmiş olabilirsin. 32. soruya devam. Aşağıda kapağının üst kısmı ikizkenar üçgen olan. Hemen verilen bilgiyi kullanayım şu ikizkenar üçgen olan. Ee, ve şurası yüksekliği 22 birim olan genişliği 16 birim olan. Hocam ikiz kenar var tabanda var. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Hop çizdik. 8 8 yaptı. Aynı ikiz kenar üçgeni böyle yapmış. O zaman burada da bir yükseklik çizsem burası da 8 8 oldu mu? Oldu. Şimdi sonra ne yapıyor? Bir mataranın kapağı açık ve kapalı durumdayken yandan görünümü verilmiştir. Yandan görünüm bu şekilde tamam. Şekil 1'de matara kapağının alt bölümüne bağlı olduğu noktadan ayrılmasıyla A noktası etrafında dönerek B noktası B üstü noktasıyla çakışmaktadır. Evet bunu böyle döndürmüş. Bu konuma gelmiş. Kapak şekli gibi açıldığında BB üstü yer düzlemine paralel. Arkadaşlar burası yer düzlemine paraleldi. Burası da yer düzlemine paralelse o zaman bunlar doğrusal mı olacak? Evet. E, şu doğrusal. Burası 90 derece oldu. 90 derece zaten. Devam edelim. C noktasının uzaklığı da C noktasının B üstüne uzun uzaklığı mı? Yok. Şuradaki uzunluğu bize vermişler arkadaşlar. 26 birim olarak vermişler. Buna göre matara kapağının çevresi nedir diye soruluyor. Şu üçgenin çevresi soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? 90 dereceler var. Dik üçgen oluşturacağız. Dik üçgen oluştururken yani en etkili silahımız hop dik dörtgen oluşturana değil mi? Evet. Oluşturduk dik dörtgenimizi. Hocam şurası 8 8 diye böldü. Aa burası da 16 idi. Değil mi? Şurası 16 idi. Aynı yapı. 16 8 daha kaç yaptı? 24. Hocam burası 24. E şuradaki uzunluk çıkacak mı? Çıkacak. Ben buraya bir x dersem hocam burası xken burası da x. E hocam şurası x iken şuraya kadar kısım x ya. Buraya ne kaldı? 22 eksi x kaldı. 22 eksi x kaldı. E o zaman burası 22 eksi x ise şuradaki bunun tamamı 22 eksi x ya. Bunu çıkartırsam burası da 22 eksi 2 x mi yapıyor? Evet 22 eksi x'ten x çıkartırsam 22 eksi 2 x yapıyor. Şuradaki Pisagor bağıntısı 10, 26 ve 24. 13'ün 2 katı dikkat 13'ün 2 katı 12'nin 2 katı o zaman burası da 5'in 2 katı olmak zorunda. Yani 22 x 2x eşittir. 5'in 2 katı 10. Buradan 12 eşittir. 2 der. x'i kaç buluruz? 6. E hocam x 6 ise 6, 8, 10 üçgeninden. Burası da 10, burası da 10 çıkar. Bu kapağın çevresi isteniyor. 10, 10 ve 16'nın toplamı isteniyor. 10 artı, 10 artı, 16 eşittir. Kaç yapıyor o zaman? 36 yapıyor. Güzel bir soru kardeşim. Cevabımız böylelikle denizli çıktı. 32. soruda. Geldik 33'e. Aa, ÖSYM çok iyi hatırlıyorum. 2021 ya da 2022'de olması sorması lazım. Böyle bir soru sormuştu. O zaman çok ağır bir soruydu. Ee, bayağı bir şekil çiziyorduk arkadaşlar orada. Bakalım burada nasıl yapacağız. Hatta oradaki şekilde de ben şey yapmıştım. Ee, i̇lk başta çöz yani, yani normalde soruları çözerken ne yapıyoruz? Yani bir dakika içerisinde ya da zor soruları iki dakika içerisinde çözüyoruz, değil mi? Orada ben o soruyu 4 dakika içerisinde ya da 5 dakika içerisinde çözmüştüm. Sebebi şeklin sağ tarafına yoğunlaşmıştım sadece. Burada o hatayı yapmayacağım onu söyleyeyim. Bir yere yoğunlaştıysam diğer tarafa da gideceğim. Oradan soru çıkmıyorsa en azından. Şimdi bakalım. Düzgün dokuzgen verilmiş. Arkadaşlar düzgün dokuzgende dış açısı kaç derece? 360 bölü 9. Hocam 40 derece. Bu 40 derece. Bu neydi? Hep söylüyorum. Düzgün çok genlerde. Çember mantığıyla da yapabilirsin. Şey mantığıyla da yapabilirsin. Hocam şurada merkez burasıysa. Burası da 40 derece olacak ya. Bu bir kenarı gören hani etrafında çember çizildiğinde 40 derece deyip e, şu yayın ölçüsü 40 derece deyip o zaman buradası hocam şöyle açı olarak 1, 2, 3 tane 40 görüyor deyip 120'yi görüp 60 derecede diyebilirsin. Ama ben bunlara has özel bir şey oluşturmuştum hatırlarsan benim konu anlatımını dinlediysen eğer. Hocam bir kenarı gören özellikle büyük çokgenlerde yapıyoruz. Bir kenarı gören alfaysa iki kenarı gören 2 alfa, üç kenarı gören 3 alfa, nokta 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 şeklinde gidiyoruz. Hatta iki kenarı gören Aynı zamanda dış açıya da eşit demiştik. O zaman 2 alfamız eşittir 40 derece ise bir kenarı gören yani alfamız kaç derece oldu? 20 derece oldu. Şurada kaçı hocam? 1, 2, 3 kenarı görüyor. O zaman bir kenarı gören 20 ise burada kaç kaç derece yaptı? 60. Hocam burası 40 derece ise burada kaç kaç derece yaptı? 140 derece yaptı. Yani burası kaç oldu? 80 oldu. Sonra hocam burası 100 oldu. Burası 80. Burası da 100 mü? Evet. Hatta burası da 80 yaptı. Sonra bir iç açısı 140, buraya da 40 derece kaldı. Ya bu bir eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen olduğu için şu eşitleri ne yapmak lazım? Yazmak lazım. Ve şuradaki eşitleri de şöyle göstermek lazım. E sonrasında burada da eşitlik var. E hocam bak 60 derece var ve şunlar eşit. Hemen insan aklına şu geliyor. Şunu şöyle çizelim. Eşkenar üçgen oluşturalım. Hocam böyle çizdik. 60, 60, 60 yaptı. E 140'tı. Buraya kaç kaldı? 80 kaldı. E hocam buradan da buraya çizersek 50, 50 yaptı. Aa buradan özel bir durum geliyor mu? Sanki gelmiyor. 60 70 Buraya 70 derece kaldı. Yok. <laughs> Bak o zaman da sağa yoğunlaşmıştım. Soru çıkmamıştı. Şimdi buradan bir şey gelmeyecek gibi arkadaşlar. Hiç o taraflara bir yoğunlaşmayalım. Buradan bir geri adım atalım. Dön. Sol tarafa dön. Hocam burası 40 derece. E 40 derece. Tamam. Buradan sonrasında ne yapabiliriz? Aa bir de burası kaç derece? 140 derece. Dikkat edersen 40'ken 140 şu kenarlar da birbirine eşit. Hocam şurada bir U kuralı sağlandı mı? Sağlandı. Şunlar birbirine paralel mi? Paralel. E hocam o zaman burada ne çıktı? Hem karşılıklı kenarlar eşit hem karşılıklı kenarlar paralel olduğundan dolayı sen bunu böyle çizersen bu şekil bir paralel kenar oluşturur mu arkadaşım? Oluşturur. Hatta şununla şu eşit bununla da bu eşit olacak. Dolayısıyla çift çizgiyken burası da çift çizgi oldu mu? Oldu. Hatta bu da bir eşkenar dörtgen oldu. Sonra Burada kaççı 40 derece, burası 140 derece. Tamam. Devamını getirelim. 140 80 daha 220. Buraya da kaç derece kaldı? 140 derece kaldı. Hmm. Şurada da çift çizgiye çift çizgi var ya. O zaman burada da şunu oluşturalım arkadaşım. Hop, şunu şöyle çizersek ne oluyor? Hocam çift çizgi çift çizgi 140. Başka öyle bir şey. Ha, şurası da 140 derece. Tamam. 140sa bak dikkat et. 140 da Hocam bunlar 20 20 mi yaptı? Aynen öyle. Buraya kaç kaldı? 60 derece kaldı. Ve aynı şekilde aynı şekilde aynı şekilde şurada başka bir hamle nasıl yapabiliriz? Şurada kalem kalmadı ya. Şunu da şöyle çizecek olursak. Hocam 140 sa bunlar da 20 20 yaptı mı? Yaptı. Bak şimdi 20 20. Hocam 20 20 140 yani çift çizgi çift çizgi 140. Çift çizgi çift çizgi 140. Hocam şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Eş üçgen oldu. Aynı üçgen ya. Bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındakiler eşit. Eş üçgen. O zaman 140'ın karşısındaki bu kenarla 140 karşısındaki bu kenar eşit mi olacak? Evet. Sonra şuradaki açıyı bulmaya çalışalım. Burası 40'sa burası da 40 yaptı. 40, 20 daha 60, 80. E bunun tamamı 140'tı. E bunların toplamı 80 buraya kaç kaldı? 60. A 60. 60. Ve şunlar eşitse hocam burası da daha doğrusu şu eşitleri yazdıktan sonra şurası 60 sa burası da 60 diyebilirdik. Hiç oraya da girmeyebilirdik. 60 60 60 çıktı. Bir eşkenar üçgen çıktı. Şuraya da eşit koyabilirsin. Sonrasında x'e yoğunlaşacağız. x x x. Şunlar eşit mi? Eşit. Bak bak bak. Şuradaki dörtgene bakar mısın? Ne var burada? Hocam şunlar şunlar eşit. Şunlar da eşit. Hatta şunları şöyle silip şöyle göstermek istiyorum. Şunlar eşit. Şunlar da eşit mi? Eşit. Yani şurada bir deltoid çıktı mı? Çıktı. Deltoid köşegenler nasıl kesişirdi? Dik kesişirdi. Ve aynı zamanda şu simetrik seneyi de açı ortaydı. E o zaman bu açının tamamı 60 dereceyse bunlar da kaç yapar? 30-30 yapar. Zor bir soru mu? Zor bir soru. Sınavda aynısı çıktı mı? Çıktı. Ya aynısı derken lacivertiye çıktı mı? Çıktı. Aynen bu şekilde bu kadar ek çizimi çiziyorduk arkadaşlar. Hatta orada eşit kenarları ayıran köşegenlerin eşitliğini de düşündüren soru vardı. Bence o soru daha da zor bir soruydu. Burada en azından bir şeyler çizip burada eşkenarlığı bulduk, eşitlikleri bulduk bir şeyler yaptık. Yani ıı, eksik kazanımlardan bir tanesi var. Mesela eşit kenarları ayıran köşegenlerin birbirine eşit olmasını burada kullanmadık mesela. Orada daha fazlası vardı. Evet bu da zor bir soru ama benzeri sınavda çıktı arkadaşlar. Oha hocam bu ne falan filan deme. Daha farklı bir şekilde çözülür mü? Çözülebilirdi aslında. Ee, uğraşsak çözülebilir arkadaşlar. Sağa dayalı gitseydim yine büyük ihtimalle daha farklı bir şekilde de çözerdim ama sonrasında sağdan sıkıldım sola geçtim soldan da ee, şurada da bir eşitlik çıktı ya eşkenarlık çıkacağını da biraz hissettik aslında oradan 60 dereceye bulunca sonuca ulaştık. Evet gençler 33. soru cevap Balıkesir. Büyük ihtimalle hepiniz bu soru için geldiniz. Hoş geldiniz. Çözüm bu. Geldik 34'e. Şekil 1'de verilen kare biçimindeki bir kağıt köşesinden başlayıp kenarlarının kenarının belli bir noktasından geçen kesikli çizgi boyunca kesilerek İki parçaya ayrılıyor. Bu parçalardan küçük olanı ucu zemine gelene kadar. Evet buradan kesildi. Hop aşağı doğru ittirilmiş. Hocam ne var burada? Aslında çaktırmadan 90 dereceler. 2 ya da 2'den fazla mı? Evet hocam. Alfa beta'ya dalacağız da kardeşim. Dal. Alfa beta. A tamam. Ee, şu alfa beta 90 sa burası alfa yaptı. Alfa 90'sa burası da beta yaptı. Eyvallah. Hocam sadece alfa betalı bu üçgende iki kenar var. Diğer üçgenlerde kenar yok. O zaman yoksa şu mantığı yapabilirim. Alfadan beta'ya geçiş kaça kaç? 3'e 4. Hocam bak burası da alfa burası da beta. Bak şurayı da düşüneyim. O zaman burası alfadan beta'ya geçiş 3'e 4 ise buraya ben 3K ise buraya 4K yazabilir miyim? Evet. Bu bir kare biçimindeydi. O zaman burası K oldu mu? Oldu. Çünkü burası 4K ise burası da 4K olacak. Hocam 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 hocam. Şu üçgenin senin bak dikkat et. Senin şu üçgenin aşağıya kaymamış mıydı? Evet. ÖSYM eş yapılır seviyor. Senin bu üçgenin buraya geldi. Sen ne dedin şimdi buraya? Dikkat et. Bu kenarlara 3K'ya 4K dedin. Yani şurası kaç? 4K. Şurası 3K mı dedin? Evet. Hocam şurası 3K ya. Ana bak burası da 3K olacak. Buraya 3K eksi 3 kaldı. Sen biraz önce şuradaki parçayı şu uzunluğu buradan ne buldun? Bu uzunluğu burada K buldun. Burada 3K eksi 3 buldun. K eşittir 3K eksi 3. Yani buradan 3 eşittir 3. 2K geldi. Ve K'yı da kaç bulduk o zaman? 3 bölü 2 bulduk. Tamam K'yı bulduk. Bu arada 3 4 5 üçgeninden burası da 5K mı? Evet. 3 4 5 üçgeninden burası 5. Bunun da tamamı zaten 5K. X dediğimiz nedir? 5K eksi 5'tir. K yerine 3 bölü 2 yazarsak X de buradan 5 çarpı 3 bölü 2 eksi 5. Yani 15 bölü 2 7 buçuk eksi 5'ten cevap ne gelecektir arkadaşım? 2 buçuk gelecektir. Mükemmel bir soru. Tam da ÖSYM'nin sevdiği eş yapıları kullandırdı. Şuradaki kenarın 3K K olup burayı da burada 3K yazıp eş yapıyı kullandık. Aynı. Buranın da 3K-3 olmasını kullanmak gerçekten ÖSYM'i sever arkadaşım. 34. soru. Balıkesir çıktı. Geldik 35. soruya. 24 birim yarıçapla. Evet gençler 24 birim yarı çaplı. Kırmızı kalemimi kullanamayacağım. Şurası 24 burası da 24. Ee, burası da 24 burası da 24 mü? Evet. 24 birim yarım daire biçimindeki baş kısmı ile doğrusal biçimde gölgeliği şekilde verilen şapka. Aa bu bir şapkaymış. Düz bir zemin üzerinde konulunca gölgeliğin K ucu zemine değdiğinde baş kısmı A noktasında M ucu zemine değdiğinde ise baş kısmı işte bu böyle bir de böyle bu konuda oluyormuş. Şimdi AD ve BC yaylarını vermiş. Arkadaş şu AD ve BC yaylarının toplamını vermiş. Şimdi burada merkez T çektik yaparsam. Burada da şu şey yapacak olursam. Şuraya alfa buraya da beta diyecek olursam hocam bu yay uzunluklarının toplamına bakacağım şimdi bu yay uzunluklarının toplamını vermiş ya bize o zaman yazalım hocam 2 pi r yani 24 alfa bölü 360 artı 2 pi r yani 24 24 çarpı beta bölü 360 bunların toplamını kaç vermiş bize bunların toplamını 12 pi olarak vermiş pi'ler gitti mi gitti sonra 12 ile bu 24 sadeleşsin. Şey parantezini alabilirim gerçi. Parantez alıp da öyle göstereyim istersen. Daha rahat olacak. 2 pi 24. 2 pi 24 beta bölü 360. Evet. 2 pi 24 ve bölü 360 parantezini alsam. Alfa kaldı beta kaldı. Eşittir 12 pi yaptı. Pi'ler gitti. Hocam şu 12 ile bu sadelesin 2. 2 kere 2 4. 33, 90 kaldı. Ee, 90'ı da öbür tarafa attım. Alfa artı beta açısı kaç yaptı? 90. Hocam alfa artı beta 90 ise burası 90 mı? Evet. Burada da aynı şekilde şu ve şu. Şurası e, ad yayı alfayı görüyordu. Burada da alfayı görecek. bc yayı beta görüyordu. Burası da beta olacak? Evet. Ve alfa ile betanın toplamı da 90 derece olduğundan burası da 90 derece mi? Aynen öyle. Bir de ak eksi 20 vermiş bize. Şuraya bm uzunluğuna ne dersem alikara uzunluğu ne oldu o zaman? 20 artı ne mi oldu? Evet. Alikara uzunluğu 20 artı ne oldu? E hocam alfa 90 alfa ile beta'nın toplamı 90 ya. Alfa 90 burası beta oldu. Hocam burada da beta 90 burası da alfa mı oldu? Evet. E dolayısıyla senin şuradaki üçgeninle şuradaki üçgenin kesinlikle ne oldu? Benzer oldu. Alfa betalı üçgenler oldu. Ve yarı çap uzunluğu 24 yarı çap uzunluğu 24. Hadi benzerliği kullanalım. Alfanın karşısı 20 artı n'nin. Buradaki alfanın karşısı 24'e oranı. Betanın karşısı 24'ün. Beta'nın karşısı N'ye oranı. İşler dışlar yapalım. N çarpı 20 artı N eşittir. 24 çarpı 24 oldu. Hocam ben 24 ile 24 çarpacağım. Sonra bunu çarpacağım. Çarpanları ayıracağım. Biraz hissedeyim. Hissederken de şunu çarpanları ayırarak hissedeyim istersen. Hocam burası 3 çarpı 8. Burası da 3 çarpı ee, 8. Şu 8'i biraz daha açayım ben. Şurası 2 çarpı 4 mü? Evet. Burası 2 çarpı 4. Şu çarpanlardan bir şey elde edecek miyim bakayım? Bu... Mesela, 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 mesela kaç olsun bu? Hocam burası 24 iken burası da 24 olmuyor. 24 yapmayalım. 8 ile 3 çarpımı 24 yapıyor. 8 ile 2 çarpımı desek şurası 16 iken, hocam burası 16 iken geri kalanlarda 4 kere 3 12 36 yapıyor. Burası 36 oluyor mu? Oluyor. Vallahi ilk denemede bulduk. Şanslıyız. <laughs> Çok ilginç. Yoksa öbürlerini de deneyecektim böyle. 8 ile 4'ün çarpımı da deneyecektim. 32 evinden ne oluyor mu diye. Evet 8 ile 2'nin çarpımı 16 iken n yerine 16 yazdığımda 36 yapıyor arkadaşım burası. n'i ne bulmuş olduk arkadaşım? n'i 36 bulduk. n 36 çıktı. Şimdi bizden ne isteniyor? kd-cm Arkadaş 24-36 Pisagor bantından burayı bulurum. Sonra burası da 24. Burası kaç oluyor arkadaşım? Şurası n'yi kaç bulmuştuk? neyi 16 bulmuştuk. Özür dilerim n 16. Burası 16. Şurası 36. Pisagor bağıntılarından şuraları bulacağım arkadaşlar. Hadi bakalım bulalım. 24'ün karesi ve 36'ın karesiyle uğraşmayacağım herhalde değil mi? Evet burası 12'nin kaç katı? 12'nin 2 katı. Burası 12'nin 3 katı. O zaman burası da 12'nin kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı. 9 artı 4. 12 kök 13 yaptı. Hocam burada da kaçın kaç katı burası? 8'in mi? Evet 8'in 2 katı. Burası da 8'in 3 katı. Burası da 8'in kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı. 9 ve 4 yani 13 yaptı burası da. E o zaman buradaki uzunluk ne yaptı arkadaşım? 12 kök 3 eksi 24 yaptı. Buradaki uzunluk da 8 kök 13 eksi 24 yaptı. Şurası 12 kök 13 yapacak. Şimdi benden KD eksi CM isteniyor. Evet burayı 12 kök 3 eksi 24 eksi CM. CM'ye bakıyorum. 8 kök 3 eksi 24 yaptı. 12 kök 3 eksi 24. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi 8 kök 3 artı 24 yaptı. 24 ile oldu. 12 kök 3 eksi 8 kök cevap da 4 kaç çıktı? 4 kök 13 çıktı. Şunlar 13 olacak arkadaşlar. Yanlış yazmışım kusura bakmayın. Cevabımız o zaman 4 kök 13 oluyor. Kaçıncı soru? 35. soru Ceyhan oldu. Yapılamayacak bir soru mu? Asla değil. Sadece sayılar küçük olsaydı belki daha rahat bir şekilde yapabilirdik arkadaşlar. ÖSYM'de e sorulsa bence sayıların küçük hali karşımıza gelir. Ya da bunları böyle virgüllü. ÖSYM son zamanlarda virgüllü sormayı tercih ediyor. Yani 24 değil de 2.4 birim der mesela. Ya da böyle e, 6, 8, 10'un katı verirler. İşte bir kere yarı çapa 1'i verirler mesela. Yani o zaman diğer kenarlarda virgüllü çıkacak. O şekilde belki karşımıza çıkabilir. Tamam. 35. soru. Cihan çıktı. Geldik 36'ya. Dairesel bir çerçeve içine yerleştirilen gondolun kırmızı renkli zincirlerinden oluşan ABCD dikdörtgen biçimindeki üst kısmı ile AFB dikdörtgeni biçimindeki o tutulak işte gondol burası kardeşim. Sonra gondol böyle hareket edecek galiba değil mi? Bir şeylerden bahsetmiş burada. Gondolun üst kısmı yana doğru bir miktar sallandığında A köşesi şuraya geliyormuş arkadaşlar. A köşesi nereye geliyor? Dairesel çerçevenin merkeziyle. Evet merkezinden geçiyormuş. Aa, bu merkezinden geçiyorsa. Hocam şuradaki uzunluk bizim yarı çap değil mi? Evet. Yarı çap uzunluğu. Zaten çemberdeki en etki silahımız nedir? Yarı çap. Hocam merkez var. Teğet var. Çektik. Hatta kiriş var. Çektik. Kirişi iki kiriş parçaya böldü. Devamı da teğetten dolayı 90 derece midir? Evet. Şimdi B köşesi zeminden 20 birim yukarıda. B köşesi zeminden 20 birim yukarıda. Hop geldiğiniz zaman burası 20 ya. Hocam burada da ekstradan dikdörtgen dörtgen oluştu. Burası 20 ise şu uzunluk da 20 mi çıktı? Evet. Sonra yarı çapı 20 bulmuş oldum ben burada. Bana başka bir uzunluk daha ver. Bu yetmez. DC'yi vermiş. E bu da dikdörtgen şeklindeydi. DC 32 ise hocam burası da 32. Bunlar da 16 16 yaptı, değil mi? 32 ise 16 16 yaptı burası. Yarı çapta 20 mi? 20. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. E hocam çizelim yarı çapı. Hop! Çizdik yarı çapı. Yarı çap 20. Bunun tamamı 20 unutma bunu. 16 20 ne üçgeni 12 16 20'den buraya 12 buluruz. Hocam yarıçapın tamamı da 20 olduğundan buraya kaç kaldı? 8 kaldı. Başlangıçta diyor. Alt kısmın zemine en yakın mesafesi. Başlangıçtaki en alt kısım burası. Zemine en yakın mesafesi burası değil mi? Yani bizden ne isteniyor? Bak şurada uzunluk isteniyor. Yani cevap ne yaptı? 8 yaptı. 36. soru Cehan oldu arkadaşlar. Evet. Kolay soru. Sadece soruyu anlayacağız. Neyse. Geldik 37. soruya. Bir konser alanının kontrolünü sağlamak için kullanılan iki drondan. Birincisi konser alanının zemindeyken zemine dik konumlu olarak whoop, yukarı çıktı. 20 metre yüksekliğinde konser alanının 400 metre çapında görüntülebiliyor. Arkadaş şimdi bizim drone şurada. Zemin şurada. 20 metre şöyle bir yeri görüntüleyebiliyormuş. Tamam mı? yukarı çıktı. Şu bakış açısıyla orayı görüntülebiliyor. Evet, 20 metre yüksekliğinde şuradaki yüksekliği de kaç vermiş? 10'da kullanırız büyük ihtimalle. 20 metre yüksekliğine kadar çıktı. Görüş açısı da bu oldu. Görüş açısı da ne kadarlık görüş açısı? 400 metre çapında. 400 metre çapındaysa 200 metre yarıçapındaki yeri mi görüntüliyor böyle? Evet. Sonra ikinci drone, birinci drone'un çekim açısıyla aynı hizada 5 metre daha yukarısına çıktığında. Kardeşim sen bunu 5 metre daha yukarısına çıkar böyle. 5 metre daha yukarısına çıkardığında aynı bakış açısıyla diyor ya. O zaman aynı bakış açısıyla bakacaksa hop şuradaki açılarının birbirine eşit olması lazım. Yani şu açıyla şu açının birbirine eşit olması lazım. Hatta şu açılar noktaya nokta ya. Bakış açısı da bu da nokta nokta olmak zorunda. Yani şunlar birbirine paralel olmak zorunda. Zeminde de o zaman ne yapıyor? Şöyle bir dairesel bir yeri mi görüyor arkadaşlar burası? Evet. Ne kadar yukarı çıktı? 5 metre daha yukarı çıktı. Arkadaş şöyle bir şey. Burada ne var? Benzerlik mi var? 20'nin 5 oranı. 20 bölü 5. 4'e 1 oran var. 4'e 1 oran. Burası kaç çıktı o zaman? 50 mi çıktı? Evet. Buna göre diyor iki drone aynı bölgeyi görüntülememesi için. Bak şu an iki drone aynı bölgeyi görüntülediği kısım var değil mi burası. Farklı farklı bölgeleri görüntüleyebilmesi için Birinci drone yüksekliği değiştirilmeden en az kaç metre hareket ettirilmelidir? Kardeşim sen şuradaki drone'u alacaksın. Sağına ya da soluna götüreceksin. Al bunu götür. Sen bunu iki bölge ortak olmaması için tam buradaki ucu en az buraya getirirsen yani senin şu şekilde drone'unu tam tepesini buraya getirdiğin zaman şöyle bir koni şeklinde yani şu alanı görüntülerse mavi ile kırmızı kırmızı siyah oldu ortak bir alanı böyle görüntülediği bir yer var mı? Yok. Yani sen buradaki ucu buraya getirdin. Senden buradaki mesafe isteniyor. E bunun yarı çapı 200'dü ya da çapı 400'dü. 200, 200 ve 50. Sen bu noktayı buraya getirirken ne kadar getirdin? 450 metre getirmiş oldun. O zaman cevap 450 yaptı. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Çok da güzel. Yani bu denemeye yakışan bir soru olmuş. Mükemmel bir soru olmuş. Çok zor mu? Değil. Tam sınav ayarında bir soru. Evet 37. soru. 450. Yani Denizli. Geldik 38'e. Evet. Bakalım ne diyor. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orijinde olan bir üçgenin bir kenarı y eşittir x doğrusu üzerinde ağırlık merkezi de 12'ye 0. Analitik düzlemi çizeceğiz o zaman değil mi arkadaşlar? Evet analitik düzlemi çizip yorumlayalım bakalım. Analitik düzlemi çiziyorum ve yorumlayacağım şimdi. Şimdi bir kenarı y eşittir x doğrusu üzerinde. Birinci açı ortaya doğrusu y eşittir x doğrusu bu. Y eşittir x doğrusunu sen ne olduğunu biliyorsun. Hop açı ortay. Yani 45-45 olduğunu biliyorsun. Evet ne diyordu? Bir köşesi orijinde olan bir üçgen var. Bir kenarı burada olan bir üçgenimiz olacak. Bir kenarımız burada olacak. Mesela bir kenarı şöyle şurada alalım. Hop şöyle. Bir köşesi de buradaysa bir kenarı da buradaysa böyle bir üçgen olacak. Üçgen nasıl olacak? Ya yukarı doğru olacak. Ya aşağı doğru böyle olacak. Ya da şöyle olacak. Biraz soru bizi şekillendirecek. Ee, üçgenin ağırlık merkezi neredeymiş? 12'ye 0 noktasındaymış. Hocam. Şuradaymış üçgenin ağırlık merkezi. Üçgenin ağırlık merkezi 12 0 noktasındaysa o zaman bizim üçgenimiz ağırlık merkezi üçgen içinde olacak ya. Hop şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Ağırlık merkezi burası dikkat et. Burası olacak. Tamam. E bu ağırlık merkezi burasıysa ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortaydı. Doğru. Devam edeyim soruya. Bu üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Bir de eksenler olan uzaklıkları farkı arkadaşlar diğer köşesinin eksenler olan uzaklıkları farkından bahsetmiş. Sen buradaki noktaya gelecek olursan hocam burası k birim uzunluğundaysa yani burası eksi k ise eksenler olan uzaklıkları farkı verilmiş. Bunun uzaklığı ne olacak o zaman? Uzaklık olarak düşüneceğim. E burası hocam şu eksen olan uzaklığı k. Burasında ne olması lazım? 12 artı k olması lazım. Çünkü uzaklıkları farkını kaç vermiş bize? Uzaklıkları farkını bize 12 vermiş. O zaman burası K ise burası 12 artı K olmak zorunda. E o zaman burası ne yaptı? Absisi 12 artı K'ya ordinatı ne yaptı arkadaşlar? Ordinatı da eksi K yaptı? Evet. K birim aşağıda olduğu için eksi K noktası yaptı. Şimdi arkadaşlar buradaki 45'i kullanarak şöyle bir çözüm yapabiliriz. Aslında aslında şöyle bir çözüm yapabiliriz. Nasıl? Şuradan bir dik çizelim hocam. Deyip 45 45 90 üçgeni. Sonra burada kelebeği oluşturup böyle bir çözüm çıkabilir aslında. Ama ben bir de şuradaki ağırlık merkezine dikkat edince hocam şuradaki noktaya ve buradaki ağırlık merkezine dikkat edince buradan geçen kenar ortayla da sanki kolay bir şekilde yapılabileceğini fark ettim. Çünkü şu iki noktadan geçen doğruya bakacak olursak arkadaşlar y'ler farkı k eğimine dikkat et y'ler farkı k bölü x'ler farkı ne yaptı? 12 eksi 12 artı k bu ne yaptı? 12'ler gitti. K bölü eksi K'dan eksi 1 mi yaptı? Evet. Eksi mi? Eğimi eksi 1 olan doğru. Nedir? 135 derecedir hocam eğim açısı. 135. Yani burada kaç, kaç derece yaptı? 45 derece. Bak 45 45 90 üçgen oluştu. İşimiz daha da kolaylaştı bence. Şuradan dik çizmektense bu şekilde de işimiz kolay. Ama diğer türlü de yapabilirsiniz. Hiç problem yok. Beni sadece şu noktalar var ya. Ya noktalar olunca doğru olunca Bizim dikkatimizi çeken ne olması lazım? Eğim. Çünkü analitik eğim üzerine konulmuş be kardeşim. O zaman burada da ben eğimi düşündüm. Hemen y'ler farkı böyle x'ler farkı eksi 1 geldi. E bu da özel tanıdık bir açı olduğu için buradaki kenar ortaya çizdim. Buradaki kenar ortaya çizince de çok da güzel bir şey çıktı burada. Burası 45 derece çıktı. 45 45 90 çıktı. E burası 12 ya. Burası 12 ise 12'yi böl kök 2, 6 kök 2 çıktı. Burası da 6 kök 2. Hocam burası da 6 kök 2 o zaman. Şunlar birbirine eşit olduğundan ağırlık merkezinden geçer ya. E bu ağırlık merkezi ise alt kök ise burası da 12 kök gibi olacak. Evet. Üçgenin alanı ne olacak o zaman? Tabağın 12 kök ki. 12 kök ki çarpı yüksekliğimiz 18 kök yaptı. Bak tabana ait yükseklik direkt çıktı. 18 kök ki. Böyle Şunlar 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 gitti. Alan o zaman 12 çarpı 18'e eşit oluyor. O da kaç yapıyor? 216 yapıyor arkadaşım. Yani 38. soru böylelikle denizli çıktı. Bu da güzel bir soru. E, i̇lk çözüm yöntemini de gösterdim. İstersen oradan da yapabilirsin. Bu ikinci çözüm yöntemi de bazen buradaki şeyi fark edemeyebilirsiniz. Ya da dik çizmeyle çıkmayabilir. Buradaki çözüm yöntemi de aklınızın bir köşesinde kalsın diye buradan çözmek istedim açıkçası. Tamam 38. soru Denizli. Yani burada önemli olan ne? Bunları çözerken size farklı bir bakış açısı kazandırmak. E, bunu her zaman çözüyoruz zaten. E, bir de buradan çözdük. Güzel oldu bence. 38. soru Denizli. Geldik 39. soruya. Dik koordinat düzleminde y y m, m x doğrusu olarak verilmiş. Mesela Y1, y 1 y eşittir x y 2 y eşittir x şeklinde tanımlanıyor o zaman. Y 1 bölü 4 doğrusu üzerinde bulunan a noktasında. Evet analitik düzlem çizeceğiz o zaman arkadaşlar. Çünkü orijinden geçen doğrulardan bahsediyoruz. Hadi bakalım analitik düzlem çizelim. Y eşittir 1 bölü 4 x doğrusu. Hocam şu doğru değil mi? Evet y eşittir 1 bölü 4 x. Eğimi küçük olacak ya. Tanjant alfası küçük olacak y eşittir. Bu y eşittir 1 bölü 4 x doğrusu. Tamam. A noktasında bulunan bir hareketli y eksenine paralel biçimde önce bir birim yukarı. Evet mesela şuradan. Bir birim yukarı çıktı. Şuraya çıktı. Hocam ben buradaki y eşittir 1 bölü 4 ikisi kullanacağım. O zaman şuradan dik çizsem. Burası k iken eğim 1 bölü 4 ise burası 4 k yapar mı? Yapar. Sonra bir birim yukarı çıktığında ne oluyor arkadaşlar? Y1 Y1 dediği nedir arkadaşım? Y1 dediği şudur. Y1 dediği şu doğrudur. Y1 dediği de Y eşittir 1X doğrusu. Yani X doğrusu değil midir? Evet. Aa hocam Y eşittir X doğrusu dediği için Burada kaç? 45 derece. O zaman burası da 45 derece olur. 4K ile 1 artı K birbirine eşit olacak o zaman. 4K eşittir 1 artı K ise 3K eşittir 1 ise K'yı buradan ne buluruz? 1 bölü 3 buluruz. K yerine 1 bölü 3 yazalım o zaman. Tamam devam edelim. Sonra bu ne diyor? Bir birim hareketli y1 bir doğrusu üzerine. Oradan aynı doğrultuda a birim hareketi boyunca yine gittiğinde a birim daha gittiğinde ne yapıyormuş? Y eşittir 3x doğrusu üzerine geliyormuş. Arkadaşım şu da y3 bu da y eşittir 3x doğrusu değil mi? Valla bu da çok güzel bir soruymuş. Bunun da eğimi tanjantı ne olacak arkadaşlar? Eğimi 3. Yani şu bölü şu 3'e eşit olacak. Bu arada k 1 bölü 3 bulduk ya. Burası da 4 bölü 3 bu çıktı? Evet. Yani a artı 1 artı 1 bölü 3 yazalım. Nereye yazalım onu da? Şuraya yazalım. Yazıyorum arkadaşlar. <laughs> a a a. Evet. a artı 1 artı 1 bölü 3. 1 artı 1 bölü 3 kaç yapıyor? 4 bölü 3 yapıyor. a artı 4 bölü 3 bölü şurası 4 bölü 3'ün kaç olması lazımmış arkadaşım? 3 mü olması lazım? Evet. Buradan ne geliyor o zaman? a artı 4 bölü 3 eşittir 4 yaptı. Attık öbür tarafa. a eşittir 4 eksi 4 bölü 3'ten. 4 8 bölü 3 mi geldi a evet burası 8 bölü 3 geldi kardeşim devam edelim soruya daha soru devam ediyor 2 a birim daha hareketi sonucunda şuradan şuraya 2 a gidecek a'yı bulduk mu biz bulduk a'yı kaç bulduk 8 bölü 3 bulduk yani 16 bölü 3 daha giderse diyor yn üzerine gelecek diyor yani burası yn üzerine geldi arkadaşım burası yn yani yn ne demek yn y eşittir nx doğrusu bunun eğimini bulmam lazım. Yani şu açının tanjantını bulmam lazım. O da nedir? Hocam şu kenar bölü şu kenardır. O zaman n dediğimiz şunları topluyoruz. 16 bölü 3 artı 8 bölü 3 kaç yaptı? 24 bölü 3 8 yaptı. Ya da şey yapalım. 16 bölü 3 8 bölü 3 24 bölü 3 bir de 1 bölü 3 var burada. 25 bölü 3 artı 25 bölü 3 artı 1 bölü 4 bölü 3'e eşit olacak arkadaşım. N buradan kaç yapıyor? 28 bölü 3 bölü 4 bölü 3 bölü 3 ile 28 bölü 4'ten de kaç geliyor? 7 geliyor. Evet arkadaşlar en son buraya tanjant beta diyelim istersen. N dediğimde tanjant beta'ya eşitti. Tanjant beta dediğimde şu yaptı. O da kaç yaptı? 7 yaptı. Valla bu da çok güzel bir soru. ÖSYM'i bu ayarda soruyla karşımıza gelir mi? Gelir. Yalnız şunu söyleyeyim. Tamam analitik sorular gerçekten çok hoş. Ama analitikte şunu görüyor muyuz? Genelde şunu görüyoruz arkadaşlar e, ee, 4 soru soruyorlarsa bunun 2 tanesini analitik düzlem çizdirmeli soruyorlar. Diğer 2 tanesi böyle ya şekilde bellidir ya da normal ek çizimle e, olacak sorulardır. Burada çok güzel tamam bu şekilde hep analitik düzlem çizdirmeli soru geliyor ya. Bizim de zaten yapamayacağımız soru tiplemeleri de bu analitik düzlem çizerek yapabileceğimiz sorular ya yani yapamayacağımız sorular ya o yüzden burada bu eksikliklerimizi kapatıyoruz. Ama ÖSYM e, analitikle ilgili bir soru soracaksa İlla bir tane klasik soru sorar diye düşünüyorum. Hani buradaki gibi hani burada içinizi biraz rahatlatmak istiyorum aslında. Sen mesela 40 tane soruyu hocam bir buçuk saatte çözdüm diyenleriniz vardır. Evet analitikten 4 tane sorunun 2 tane sizi rahatlatıcı şekilde geleceği için yani buradaki süreye çok fazla aldanmayın. Buradaki denemeyi bir şeyler öğrendiniz gibi düşünün. Hani ağır geldiyse eğer moralinizi düzeltmek için söylüyorum. Çünkü gerçekten çok güzel şeyler öğretti bize. O yüzden bilmiyorum ama bir de ya zor çıkarsa. Bak ben de şey olabilir bu bana kapak olabilir. Yani e, çok zor çıkarsa da e, bu ayarda da sorularla da karşılaşabiliriz. O da ayrı bir şey. E, ben sadece fikrimi söylüyorum. Genelde analitikte dediğim gibi e, analitik düzen çizdirmeli iki soru soracaksa. Diğer ikisi ya analitik düzen çizilmişi gelir ya da basit bir şekilde şekli çizmeyle gelir diye düşünüyorum. Evet 39. soru gerçekten çok güzel bir soru. Çok hoş bir soru. Süper bir soru. Cevap 7 çıktı ve geldik 40. soruya. Ne diyor bakalım soru? Taban yarıçapı R yüksekliği H olan işte hacmini vermiş. Bunu da vermiş. Bunu biliyoruz. Bilmeniz de lazım arkadaşlar. Yükseklikleri oranı 3. Taban yarıçapları oranı 4 olan dik dairesel koni ile dik dairesel silindir biçimdeki cisimlerin kullanıldığı bir deneyde dairesel tabanı zemindeyken koninin içinde bir miktar su konulduğunda sonra silindirik e, cisim koni cismin içine tamamen batacak şekilde bırakılıyor ve su seviyesi koninin yarı yüksekliğine geliyor çizelim. Bir koni var elimizde. Şöyle bir koniyi çiziyorum dostum. Koninin içerisinde ne var? Silindir var ve yarı yüksekliğine kadar su dolu ve silindir de ne yapıyor? İçine batıyor dikkat. Silindir de içine batıyor. Şöyle de bir silindir var elimizde. Tamam. Şimdi normalde yüksekleri oranını kaç vermişti? yükseklikler oranı 3. Yani aslında yüksekleri oranı 3. Burası açken burası 3 aç diyeceğim ama 3 aç bölü 2 ile uğraşacağım. O zaman ben buraya 2 aç diyeyim. Yüksekliğim kaç olur? 2 aç ise o zaman 6 aç olacak. Değil mi? Yani şuraya kadar olan yüksekliğim kaç yapıyor o zaman? 3 aç yapıyor. Şuraya kadar olan yükseklikte haç yapıyor. O zaman burası da 2 aç şeklinde söyledik. 2 aç, 3 aç, 3 aç. Tekrar söylüyorum yüksekler oranı 3 ya. Ben buraya haşa 3 h dersem 3 h bölü 2 ile uğraşacaktım. 2 haşa toplam buraya 6 h dedim. 3 h 3 h diye paylaştım arkadaşlar bu şekilde. Tamam. Bir de taban yarıçapları oranında 4 verilmiş. Yani bunun yarıçapı R iken diğer büyüğünün yarıçapı aynı merkezde olacak şekilde. Hop burası da 4 R olarak verilmiş bize. Başlangıçta koninin içinde bulunan sıvı miktarı 78 birim küptür sıvı miktarı şu değil mi arkadaşlar? Şuradaki kesik koniden neyi çıkartacağız? Silindiri çıkartacağız. E hocam bir de kesik koni var burada. Yani koni de benzerlik. Benzerlik oranı kaç burada? Hocam benzerlik oranı 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8. Yani buradaki hacim V iken şuradaki toplam hacim kaç yapacak? 7V. Tamam 8V yapacak ya 7V. Yani sen 7V'den şu silindiri çıkartırsan tamam. Peki hocam şurada da eşitlik var. Buradaki yarıçap kaç yapıyor? 4 r iken burası da 2 r yapıyor. V'yi bulalım mı önce? Bulalım. V dediğim pi 2 r'nin karesi. Yani pi 4 r kare çarpı h. H dediğim burası 3 h değil mi? 3 h bölü 3. Şunlar şunlar gitti. V'yi kaç bulduk o zaman? 4 pi r kare h olarak bulduk. O zaman 7 v kaç yaptı? 7 vde hocam 28 pi r kare h yaptı. Ben şimdi 7 V'den şunu çıkartacağım. Yani şuraya yazıyorum. 28 pi R kare H'dan şunu çıkartıyorum. Pi pardon geri alıyorum geri. Heh. Pi silindir hacmini çıkartıyorum. R kare çarpı 2 hi çıkartıyorum. Bu da neye eşitmiş? 78 birim küpe eşit olarak verilmiş. Hocam 28'den 2 çıkınca 2 pi R kare H yapıyor. 26 pi R kare H yaptı. 78'e eşitmiş bu. 3 katımı yapıyor. Evet pi r kare haşı kaç bulduk arkadaşlar? 3 olarak bulduk. Bizden silindirin hacmi isteniyor arkadaş. V silindir neye eşitti? Pi r kare çarpı 2 haşı eşitti. Yani 2 pi r kare çarpı h eşitti. Pi r kare çarpı haşı da zaten 3 bulduğumuza göre 2 kere 3 kaç yapar? 6 yapar. Yani cevap böylelikle ne çıktı arkadaşım? Balıkesir çıktı mı? Çıktı. Vallahi Mükemmel bir deneme çözdük mü? Çözdük arkadaşlar. Hatta mükemmel bir seri çözdük mü? Çözdük. Gerçekten soruları benim hoşuma gittiği için sizinle bu denemeyi paylaşmak istedim. Eyüp hocam da çözdü. E, benden anlamadığınız çözümlere ya da benden kafanıza takılan çözümlere Eyüp hocadan da bakmanızı da tavsiye ediyorum. Ya da ya yok ya burada daha kısa bir yolu vardır dediğiniz çözümlere Eyüp hocadan da bakmanızı Eyüp Bey hocadan da bakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü benim bakış açım farklı Eyüp hocanın bakış açısı farklı. Hocam da çok farklı şeyler düşünüyor. Ee, o yüzden oradaki şeylere de bakmanızı da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle oturmayan çözümlerde bu şekilde yapın arkadaşlar. Çok faydasını görürsünüz. Tamam? Ya da farklı bir çözüm aradığınız sorularda mutlaka mutlaka Eyüp Hoca'nın da kanalına bakın. G Bu deneme biraz bilmiyorum matematik kısmı nasıldı ama geometri kısmı biraz zorladı gibi sanki. Ama zorlasın da. Çünkü bazen sürpriz yapıp çok zor sorularla karşımıza gelebiliyorlar. Bunu 2021'de ya da 2022'de tanıdık tanık olduk arkadaşlar. Ee, onun benzerinde de burada da sorular da vardı. Ben bu denemeyi çözdüğüm için yine çok mutluyum. Bu soruları sizlerle tanıştırdığım için aşırı derecede mutluyum. Çözerken çok zevk aldım. Çünkü ilk defa çözdüğüm soru tiplemeleriyle karşılaştım. Zaten sınavda da biz böyle şeyler yaşamayacak mıyız? İlk defa çözeceğimiz soru tiplemeleri karşımıza çıkmayacak mı? Çıkacak. Belki o ilk defa karşısına çıkacak soru tiplemesi... Burada o mantığı işlediğimiz bir soru tiplemesi olarak gelecektir diye. E, o yüzden farklı bir denemede çözmek istedim. Barış yayınları da bu anlamda e, beni çok tatmin etti. Seni de büyük ihtimalle tatmin etmiştir. Evet gençler böylelikle bitirdik mi? Bitirdik. Barış yayınlarının 5'li AYT matematik denemesini bitirmiş bulunuyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.